Takıyorum. Evet Kerem Bey, bizi kırmadınız röportaj teknikimizi. Setin arasında bize zaman ayırdınız. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Çekimlerden başladı. Nasıl gidiyor çekimler? İyi, iyi gidiyor. Yoğun. Yoğun işte bu şartlarda biraz zor ama işte önlemimizi alıyoruz. Öyle ama şey iyi gidiyor. Eğleniyoruz. Bugün de bütün sete test yaptırıldı. Bütün evet. Sadece set çalışanlarına değil oyunculara da. Herkese tabii. Ve gerçekten de bütün önlemlere uyuyorsunuz. Biz kendimiz de gözlemlemiş olduk. Siz neler söyleyeceksiniz bu önlemlerle? Yani önlem almak zorundayız. Çünkü işte 100 kişi çalışıyor sette. Belki daha fazla ama yani siz de biliyorsunuz duyuyoruz. Yani durumlar ciddi. O yüzden yani çalışabilmek için önlem almak zorundayız. O yüzden yani sağ olsun yapım ekibimiz. Çekimler nasıl geçti? Yani her zamanki gibi yoğun çalışıyoruz da. Bugün de gördük önlemler alınmış sette. Herkes koronavirüs testi oldu. Tabii Kerem Bey siz ve çok gerçekten de yoğun önlemlerle çalışıyorsunuz gördük. Yani sizi içten tebrik etmek istiyoruz öncelikle. Teşekkür ederim. Ayrıca elinizi sattı. Siz de gerçekten işinizin peşindesiniz anladığım kadarıyla. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Diziyi soralım. Dizi çekimleri nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Sarıtın kontrollerimizi yapa dikkat ederek çekiyoruz. Bunu sağlıyor bize ve yani gördüğünüz gibi sette herkes bunu ciddiye alıyor. Hande Hanım'la da çok yakın sahneleriniz oluyor. Bunu şey anlamında söylemiyorum yani. Beraber nefes alışverişi, sosyal mesafe ihlal ettiğiniz durumda. Oralarda nasıl peki önlemleriniz alıyorsunuz yakın sahnelerde? Ya işte gördüğünüz gibi yani test oluyoruz. Yani tabii yani o mümkün olduğu kadar o sahneleri az tutmaya çalışıyoruz yani herkesle. Ama yani yazıldığında da yani işte öncesinden test oluyoruz, görüyoruz herkes iyi mi değil mi, ona göre de çekiyoruz. Omurganızda bir kırık vardı. İyileştiğinizde ağrı yapıyor mu, hala zorlanıyor musunuz çekimlerde? Yok, iyi. Bir buçuk sene önce oldu. İyiyim, sağ ol. Şeyi de soralım, Hande Hanım'la birlikte tabii ki de en beğenilen çiftler arasında. Kerem Bey'le de biz röportajımızı gerçekleştirdik. Kendisi çift maske takıyordu hatta. Bulabildik. Evet. Çift maske takıyordu hatta kendisi. Siz de çift maske takıyorsunuz diye biliyoruz. Evet. Hatta maskenin fiyatı da yazıldı dün çıkmış haberlerde. Soralım tekrardan size. 250 lira yazmışlar maske fiyatı olarak. İlk ağızdan sizden öğrenelim. Hiç görmedim. Ayrıca... Arkadaşım hediye aldı bana. Diler hediye aldı. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'ya kadar da taşındı. Hayran kitleriniz de sizi çok beğendiriyor. Biz de bir dedikodu duyduk. Ailenizin yakın çevreleri sizi evlendirmek istiyormuş. Özellikle Hande Hanım'ın aile çevreleri. Onu ilk defa duyuyorum. Yani bence o sadece bir dedikodu öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Hatta şunu da soruyorlar mı? Sizin için, sizin hakkınızda ne güzel yakışıklı boylu poslu çocuk diyorlar mı sizin için? Hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Hiç duymadım. Hiç duymadım. Sizin de evliliğe karşı tepkiniz zaten çekmiş olduğunuz hikayelerde bir evlilik sorusu geliyordu Instagram'da. Ve daha sonrasında ikiniz de yüzünüzü buluşturuyordunuz. Tamamen şey dalgası da yani. Yani ne bileyim evlilik. Yani şu an öyle bir hiç öyle bir şey hiç söz konusu değil o yüzden. Evet yani. Bakış açınız nasıl peki evliliğe nasıl? Yani bence bir insana aşıksa ve evlenmek istiyor. Hediye aldı bana. Diler hediye aldı bilmiyorum. Hediyeyi arkada hanımefendiniz aldı. Arkadaşım aldı, daha aldı. Kulis dedikodularını da soralım hemen. Soralım hemen. Evliliğe bakış açınız değişti mi? Hayranlarınızdan gelen soru bu. Yani evliliğe bakış açıyorum. Yani istersen evlenirsin, istersen evlenmezlerse ona aynı şekilde bakıyordum. Biz Kerem Bey'e sorduk. Dedi ki kendisi, aşık olmadığım sürece evlenmem dedi. Siz de aynı görüşte misiniz? Tabii ki yani. Zaten en başka türlü olmamalı değil mi? Yine de ilerleyen zamanlar için kalbiniz kapalı mı yoksa açık mı yani şu an? Yani şu an sadece iş yapıyorum. Evlensin ama illa evlenmek zorunda. Hani o tamamen kişiye kalmış bir karar. Aşık olmadınız mı hiç peki bugüne kadar? Yani evlilik durumuna geldi mi gelmedi mi? Benim hayatımda yok. Hiç gelmedi. Çok zor mu sizce gelmesi? Yani Kerem Bey'in kolay aşık olur mu yoksa zor mu aşık olur? Bilmiyorum yani bence şey yani bilmem yani aşk ilginç bir şey. O yüzden yani bilmiyorum ama bugüne kadar işte yani evlilik kararı almadım. Ama yani bilemem hayat mı ne getirir belli olmaz. Doğru söylüyorsun. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Hande Hanım bizi kırmadınız. Lütfen dikkat edin. Tamam. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Hande'nin peki bu konuda görüşleri ve düşünceleri neler? Siz tabii ki de konuşuyorsunuz. Bu konuları hiç bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Yani onu Hande Hanım'a sormanız lazım. Gerçekten onu yani bilmiyorum. Peki o zaman biz sizi tutmayalım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Sağ teşekkürler. Ay hacı bu se duzun dugüme 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 duzun dug